Merhaba. Videoma başlamadan önce AK Partilileri ve MHP'lileri uyarmak istiyorum. Bundan sonra anlatacaklarım sizin hoşunuza gitmeyebilir arkadaşlar. Çünkü ben ne anlatırsam anlatayım, ben ne söylersem söyleyeyim ya da biz muhalifler ne yaparsak yapalım sizi ikna etmek, size bazı gerçekleri göstermek mümkün değil. Beni eleştiriyorlar. Yorumlarda bazı arkadaşlar eleştiriyor. Yok Sezen Aksu'yu niye savunuyormuşsun? Yok Sedef Kabaş şöyle demiş de hakaret değil mi? Vesaire. Bununla ilgili birçok eleştiriler var. Her türlü eleştiriye açığım arkadaşlar. Eleştirebilirsiniz. Beğendiğim yorumlar, hoşuma giden yorumlara kalp atıyorum. Beğenmediğime de dislike yapıyorum. Tabi muhtemelen sizler onları görmüyorsunuz ama bu aralar YouTube'da bir garip şeyler var. Ben de yaptığım bazı yorumların yayınlanmadığını görüyorum. Herhalde YouTube yine bu aralar kar yağdı, ondan mıdır nedir, bir tuhaflık var. Neyse arkadaşlar, tekrar uyarıyorum. AK Partililer ve MHP'liler, yani Cumhur İttifakı'nı destekleyenler. Bundan sonra söyleyeceğim, anlatacağım gerçekler zaten hep söylendi, anlatıldı ama ben bir daha anımsatmak istiyorum. O yüzden videoyu kapatabilirsiniz. Tesadüfen geldiyseniz, bu videoyu rastlantıyla izliyorsanız emin olun anlatacaklarım hiç hoşunuza gitmeyecek. Zaten anlatsam da demin de vurguladığım gibi bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Şimdi Mustafa Hoş gazeteci bir kitap yazdı. Big Boss. O kitapta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili anlatılan, yapılan açıklamalar kutsallık içeren, daha doğrusu şirk içeren bazı açıklamalar var. Şimdi onları size okuyacağım arkadaşlar. Takvim köşe yazarı Mehmet Akarca demiş ki, yüce kattan gönderilen tür her yüzyılın başında bunlardan bir adedi öbür alemden görevlendirilir. Memlekette ne eksikse tamamlar, sorunları giderir, akort yapar, ayar verir, hamur gibi yoğurur, pişirirler. Kimi kastediyor dersiniz? AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan, dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah'ın bütün vasıfları üzerinde toplayan lider var. İşte bunun önünü kesmek istediler. Not düşmüş hemen altına Mustafa Hoş ve diyor ki, Allah'ın zati ve subuti sıfatları bulunmaktadır. Subuti sıfatları insanlarda da olabilen, zati sıfatlarda sadece Allah'ta olabilen sıfatlardır. Burada Erdoğan'ın Allah'ın bütün sıfatlarını taşıdığı söylemi de tamamen şirktir arkadaşlar. AK Partililer, MHP'liler şirke girmiş ama sizlerden hiçbiri bu şirk olayına tepki göstermemişsiniz. AKP Kırklareli İl Başkanı Hüsmen Ağa Terkin, Hazreti Muhammed'in AKP amblemli nüfus cüzdanını yaptırdı ve Tayyip ismini çocukların arasına koydu. AKP Aydın İl Başkanı İsmail Hakkı Eser ise Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan'a biz o kadar bağlıyız ve aşığız ki bizim için adeta ikinci peygamberdir dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Sayın Başbakanımıza dokunmak bile inanın bence ibadettir demişti. Egemen Bağış'ı zaten biliyorsunuz ama burada da var. Bir kez daha anımsatayım. Band kaydını da yayınlamıştım bir önceki videomda. Bakın yine burada da dursun, şurada Egemen Bağış'ın bandı. Ülkemizde eğer Urfa şanlıysa, Antep gazi ise, Maraş kahramansa, Rize, İstanbul ve Siirt de mübarektir. Çünkü bu üç şehir Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük liderlerinin doğmasına vesile olmuştur. Mübarek şehirler. Sağlık Bakanı Yardımcısı ve eski AKP Milletvekili Agah Kafkas, Başbakan sözü peygamber sünnetidir diyor. Şimdi arkadaşlar, bütün bunları dinledi AK Partililer, MHP'liler. Buna rağmen çıktılar, desteklediler, alkışladılar ve oy verdiler. Şimdi bu söylentiler tıpkı Egemen Bağış'ın bu yaptığı gibi hepsi şirk midir? Şirktir. İslamen, İslam dinine göre günah mıdır? Günahtır. Bunları desteklemek de günaha ortak olmak değil midir arkadaşlar? Sezen Aksu'ya gösterdiğiniz tepki mi daha önemli, yoksa bunlara göstermediğiniz mi? Sezen Aksu'ya tepki gösterebilirsiniz. Her yurttaşın tepki göstermek hakkıdır ama tepki gösterirken sormak lazım. Acaba Sezen Aksu ne demiş? Acaba Mustafa Hoş bu yazdığı kitabında bu anlattıkları doğru mu değil mi? Acaba Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin Erdoğan'a dokunmak ibadettir derken
Şirk olmuyor mu? Neden Erdoğan'a dokunmak ibadet olsun? Kime ibadet edilir? Erdoğan'a dokunmak nasıl ibadet oluyor? Eğer Erdoğan'a dokunmak ibadetse namaz kılmak nedir arkadaşlar? Bunların hepsini alt alta üst üste koyduğumuz zaman sonra Sezen Aksu'ya gösterilen tepkiyi de düşündüğümüzde ortada bir gariplik olduğunu sezmiyor musunuz? Eğer Sezen Aksu'ya gösterdiğiniz tepkinin binde birini bile az önce okuduğum o şirk olaylarına göstermediyseniz siz birer münafıksınız. Münafıksınız, ikiyüzlüsünüz ve riyakarsınız arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorsunuz. Bilseniz ya da biliyorsanız eyvah eyvah zaten günahınız katmerleniyor. Çok acayip, çok fena bir günahkarsınız. Günahkar olmak nasıl bir duygu? Mutlu oluyor musunuz? Mutlu ediyor mu size? Bile bile günaha girmek Allah'ın yasakladığı, Allah'ın büyük günahlardan gördüğü şirk koşanları siz oy veriyorsunuz, destekliyorsunuz, onlara hiç tepki göstermiyorsunuz. Bu cahillik midir, değil midir? Yoksa bile bile lades midir arkadaşlar? Sezen Aksu'nun cahil Havva ile Adem'e selam söyleyin lafına hakaret olarak algılayanlara ne denebilir? Bir şiir var. Zannedersem şiiri yazan arkadaşlar şair Ozan Erhan. Bakalım ne demiş Ozan Erhan? Bloyz diye bir Facebook kullanıcısı Sen Ne Dersin kanalının Facebook sayfasında paylaşmış bir Ozan'ın cahillik hakkındaki birkaç sözü. Ozan Erhan diyor ki, cahil bir kez kabul etmez çok cahil olduğunu. Cahildir ya, hep zanneder her şeyi bildiğini. Akıl verir, ahkam keser, küçümser bulduğunu. Namaz kılsa bile bilmez, boşuna yatar cahil. Din bilmezken din anlatır dinini bilmeyene. Oturup nasihat eder dününü bilmeyene. Cahil kılavuz olursa yönüne bilmeyene. Kendi gibi cahilleri önüne katar cahil. Ozan Erhan aklı olan cahille kelam etmez. Cahilin varlığı zarar ne söylesen kar etmez. Cahile yüz vermeyince arkandan lafı bitmez. İblisin düdüğü olmuş her yerde öter cahil demiş. Arkadaşlar, cahillerle ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Çünkü onlar gerçekten biliyorlar. Benim videomun altına, dünkü videomun altına yapılan yorumları muhtemelen görmüşsünüzdür. Girip okuyabilirsiniz. Bazılarına tane tane anlatmaya çalıştım. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Cahillik başa bela değil. Cahillik topluma bela. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor arkadaşlar? Halkını cehalete sürükleyen yöneticiler yok olmaya, kendilerini cehalete sürükleyen siyasetçileri seçen halksa köle olmaya mahkumdurlar. Tamamen bugünkü günümüzü özetliyor arkadaşlar. Ölüm kötü bir şey değil. Zaten kötü bir şey olsaydı Allah insanlara, kullarına bunu yaşatmazdı. Bizler öleceğiz, gideceğiz. Ölüp gidelim ki yerimize yeni insanlar, yenileri gelsin. Bunu söyleyen Fatma Girik. Bugün yaşamını yitirdi. Edebiyete uğurladık kendisini. Allah günahlarını affetsin, mekanı cennet olsun. Saygıyla ve rahmetle anıyorum.